Efendim hocam. Bu karın üzerinden gitmem uygun mudur hocam? Uygun hocam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karlı bölgeye ulaştık. Kar üstünde bisiklet biniyoruz. Şekil ayrı görünüyor. Binmedik demiyoruz yani, biniyoruz. Ya, araç geliyor hocam yukarıdan, konu çaldı. Evet geldi. Bu deminkiler. Karların üzerinde yürürken hani ses çıkarıyor ya, kar kurt diye. Evet. Tepiyi bağlamış konuyu. Kendisini rahmetle analım bu arada. Evet. Şimdi buraya kar kurt yaptırıyoruz karda. Geçen seneye göre oldukça iyi kar var. Evet. Böyle arkadan da. Geçen sene hiç yoktu bunlar bol. Geçen sene kar görmek için ta zirvenin arka tarafına inmiştik. Arka yüzeyde hafiften böyle incecik bir şey var. Serpintiler. Eminim orada şimdi bayağı 15-20 santim garanti kar vardır diye tahmin ediyorum. Herhalde karşılaşacağız. Gezelim görelim ekip olduk. Yol düzeldi mi ne? Evet. Yani yol düzeldi. Birazdan inişe. Şimdi hafiften şu hafiften tutuşla önümüzdeki tepenin solundan gittik değil mi? Orada da bak hafiften böyle bir tutuş. O karşı yol, karşıdan gelen yol, orada biz çatallaştıracağım, dört yol olmuş. Dört yoldan yukarıya, derisinden de devam ediyor. Evet. Kar miktarı gittikçe artmaya başladı. Ve bisikletimizin tekerinin izi belirgin bir şekilde. Ya Hasan hocam. Efendim. Bana böyle turlarla gelecek. Evet, yeni yılın ilk gününde karlar üzerinde gitmeye devam ediyoruz. Herkes uyurken bizler dağlarda bisikletle kar üstünde gidiyoruz. Bu yol aynı zamanda Beydağ'a gidiyor. Tekrar ediyorum. Evet, yol oldukça burada düz. Şu tepenin solundan aradan Seyri Yaylası yol ayrımına geleceğiz. Orada tekrar çekim yaparım artık. Hadi bakalım. Evet. Çayır yol ayrımına geldik. Gölde karlar var. Yüzeye bir sürpriz bekliyor. Bakalım ne var? Kaskı da taktım. Saçı da vermiş hocam. Kaskı da var hocam.
Tam Aydın, İzmir, İzmir'in olduğu yerdeyiz şu an. Şöyle, gerçi sen de alıyorsun değil mi? Yok, ben de geçeyim oraya. Böyle geçeyim. Nereye? Böyle geçeyim. Sol tarafta giden yol Çayır Yaylası'na gidiyor. Oradan bir kez geçmiştik. Babacık Yaylası'na doğru gidiyor. Atça üzerinden inmiştik. Bizim gideceğimiz yol bu. Hiç araç gitmemiş ha. Arabalar buraya kadar gelmiş. Evet. Buradan geriye dönmüşler. Hı hı. Burası da öyle. Buradan aşağı Çeşme'ye kadar inişimiz biraz asfaltta sıkıntılı olabilir. Kar üzerinde iniş tecrübesi de yaşayacağız şimdi. Bakalım nasıl olacak. Rotamız şu çam ağaçlarının arkasından geçiyor. Oradan zirveye ulaşacağız. Böyle. Bir de ben şöyle kimlikle ben alayım. Dur. Alacağım. Sana ekran görüntüsü alacağım ben. Evet. Bu. Şeyi de bulalım hocam. Alıştık ya. Büyük ihtimalle levha oradadır. Şöyle Ovacık Yaylası, Çayır Yaylası, Beydağ diye leha vardı ama... Evet, insanımız böyle. Herkes yolları iyi biliyor diye alıyorlar herhalde. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Buyurun hocam. Aşağı doğru inişe geçtik. 1 kilometre kadar ineceğiz burada. Sonra toprak yola gireceğiz. Beraber geçmiş. Nerede buradayım arkadaşlar? Geldikten sonra el sallıyorum. Evet, dağın arka yüzeyine doğru, kuzeye doğru geçtikçe kar yöntüsü daha fazlalaştı. Bizim geldiğimiz taraf güney yüzeyiydi. Bu kademede karları hızlı hızlı geçişimizi devam ettiriyoruz. Çekeyim hocam. Evet, şu an Beyda yolundan, asfalt yolundan ayrılıyorum. Hiç toprak yere gidiyoruz. Burası oldukça esiyor. Boğaz'da oldukça. Geçelim orada bak, nasıl yer alıyor? Hı hı.
buradaki bir toprak yolu takip edip zirveye ulaşacağız. Ara ara pislikler oluşmuş. O birden değişti ya. Evet, Beydağ ilçesi. Aşağılarda sis var. Şu an toprak yoldaki rotaya geldik. Zirveye az kaldı. Şehir yerlisi sol tarafımızda. Aşağıda Beydağ Barajı'nın gölü ve Beydağ ilçesi. Ara ara yürüyüp karlı yerlerde yürüyoruz. Toprak olan çıkan yerde de tekrar bisiklete binme şansımız oluyor. Şimdilik durum böyle. Nasıl hocam? Güzel değil mi? Evet. Yatayım mı hocam? Çekeceğim mi? Yok, yatmayacağım. Evet arkadaşlar. Hocam bisikletlerinizi, tekerleklerini de çekebiliyorsun. Göster şöyle. Gördüğün gibi. Durumumuz bu. Komple. Komple kar altında. Disk fren olması falan kar etmiyor. Her yer. Evet. Karla. Ara ara. Kilitleniyor. Tekerlekler dönmeyecek noktaya. Neye çalışıyoruz? Yola devam ediyoruz. Karda bisikletimi böyle ittirmek zorunda kalıyorum. İnşallah bir yastık olup da zirveye ulaşacağız. Ha, durum böyle. Yanlış kabloyu getirmişim. Yanlış kablo getirince artık telefona döndük maalesef. Karlığa doğru gidiyoruz. Şu an kar yağışı başladı. Böyle ara ara gidiyoruz. Az kaldı zirveye. Hayırlısı artık. Çekimdeyiz hocam. Evet, he, burada değil mi? Yatırmıştık. Evet. Doğru, haklısınız. Bisikletlerimizin durumu. Gitmedik değil ki. Vallahi gidiyoruz yani. Kar yağıyor şu anda. Evet, kar da yağıyor. İnceydi. Hafiften şimdi sanki böyle taneleri biraz irleşti. Az kaldı. Bir şey kalmadı. Böyle bir dere gibi bir şey var. O dere gibi şey geçtikten sonra. Evet. Zirveye çıktıktan zirveye sonra hemen zirve pozlarından sonra hemen inişe geçmemiz gerekiyor. Nasıl ineceksek. Evet. Biraz şey orada fazla yok hocam. Kuzey yeni buraya yığılıyor. Buraya yığılmış biraz. Geçen sene. Şey kalmadı arkadaşlar. Şuraya çıktık mı tamam. Ondan sonra düz yol. Ondan sonra aşağıya hep aşağı. Evet. İşimiz olmaz bizim yokuşlarda, rampalarda. Ne evet. İşimiz var? Bu gördüğünüz de kar değil. Tuz. Burada Büyükşehir Belediyesi tuz dökmüş. Evet. İşte kar havası yaşıyoruz. Ya yapalım. Yeni yılın ilk gününde böyle güzel bir macera yaşıyoruz. Şu an Beydağ sis altında kaldı. Bisikletlerimiz şu halde. Biz kuruyuz ama canlar. Kuruyuz. Biz kuruyuz. Evet, zirve şu arkadaki sisin içinde olan yer az kaldı. Böyle devam ediyoruz. Kar köyleri, Nazilli kar köyleri, kar köyleri gidiyoruz.
da herhalde. Yani şu ağaç var ya, evet. O olması lazım. Buraya oradan çıkalım işte. Nazilli'yi gören bir yer vardı ya. Dışarıdaki buradan herhalde. Şansınızdan bak mesela. Karanlıkların olduğu yer işte, bak şurası. En yüksek tepe. Çıkıyorum. Hala çıkıyorum. Çıkıyorum, çıkmaya devam ediyorum. Bir an önce aşağı Kavacık köyüne. İşte 3, 4. Tamam, görünüyorsunuz hocam. Oo, harikasın. Evet. Bir an önce gidelim. Ciddi anlamda soğuk. Zirveden aşağı doğru indik. Geçen sene burada suyun gözü demiştik. Su burada yukarıda gölleniyor. Toprağın içinden akıp duruyor. Nazilli aşağıda göründü şu an. Ekranda görünüyor mu bilmiyorum ama. Yol bizi direkt Karlı'ya çıkaracak. Bayram hocam üstünü değiştirdi. Termal üstünü giydi. Onlar bahar yaşıyor. Biz burada kışı yaşıyoruz. Karısı da görüntülerde çekmişti zaten. Kar buz fırtına götürüyordu. 16 yılda Kavacık'a geldik. Şimdi yaşamıştık ya. Ben ısınıyordum. Klima da ısınıyor bayramınca. Evet, güvenleri. Kıyafetlerimiz iyi yani. Yukarıdayken sadece program oldu. Yanlış kabloyu getirmiş. Power Bank'ın kablosunu getirmiş. Telefonla idare etmeye çalıştık ama olsun. Bakalım ne olacak. Görüşmek üzere.